Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kore ki, hoş geldiniz. Bizimle bana gönlüğe. Allah ilminizin hem ziyade aksın. Amin. Daima bizi yemeğe meşgul bir olayım. Kore ki, bu inşallah ben düşündüğüm size bir Kur'an okuyup vergendim. Hani cilaştırış nasip kıldı. Amin. Şu savalım, tecvid kaidesi de hıfa harfler var. Şular, sükunliğinin yolluğunda, nünnü bir kitabı okşu değillerden. Uşanda bir kitme okup koyulsa manası özgür bir dedim yok mu? Şu hakkında az yine düşünce bilseniz. Maşallah, rahmet, rahmet. Hakikatte bu soru kub, yani muhluslarımızdan, yok ki talib ilimlerden, hakiki karlardan belirleyetken soru şu günlerde kub belirledi. Evvelde bizge belirledi. Tekrar ayetemiz, bir hicalat verin. Bu savalını aldım. Menden evvelgiler soragan bosalar diye ikkilenmeşliğiniz üçün yine eytemem. Tecvitten saval soran ki siz bir tekrar tekrar kılıp min merte soran biz erinmeyiniz. Dige siz bahane kaganlar hem şunu ilmeden menfaatlenedin. Hiç hem bunu biri sora koygan bosa yine sorayım ben mi? Demek ki sorayım. Ve hakikatte bundan kub soralıgan biz ve hali yine soraylayalik. Mal anlamayalik. Cevap veremiz inşallah. Soragan savollarga qarang, ihfo masalasida so'rayaptilar. Ihfo harflar albatta sukunlik nun bilan tanvin. Bular nimaga yo'liqqan paytda sif za sana kam jada shaxsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da'a zalima kalimasida jamlangan. Har bu kalimani avvaldagi harf. Sifda masalan sod, sif za da masalan zal, sana da fa so'ngigacha. Bu harflarga sukunlik nun va tanvin yo'liqqan paytda o'sha nunni tanvinni nima qilamiz? Ihfo qilamiz, ya'ni yashirib o'qiymiz. Masalan, allazina hum an salatihim sahun demaymiz. To'g'rimi? Mabodo bir kishi shunday o'qib qo'ysa-chi, hech narsa bo'lmaydi. Nega? Al aslu fi nun va tanvin al izhor deyiladi. Sukunlik nun va tanvin qoidalarida bu asl qoida bu izhor bo'lgan. Araplar doğrusu, doğru bundan Kur'an tüştüden evvel mesela değişken birbirlerine in kuntum ta'lemune zalik mesela in kuntum demegenlerde in kuntum karan, in kuntum yani ihfa kılışken ama ihfalarını yengil kılışken Kur'an geldi de onlarla kendi ihfa kılıştığını örgetti. Mesela iklap ne kılardı? Anbar ya da minbar kelimesi de karan minbar. Ha? Bitti kalp kaydası. Kalp kaydası, ihlak kaydası da hâzel minbar deyirdiler de hâzel minbar. Mesela men veliyyü hâzel veled değilse idgam kılardı. Men veliyyü hâzel veled. Men veliyyü hâzel veled diye onlar da idgam barıdı. Lekin öyle de idgamı tam Kur'an bize örgütken deyik, tecvid ilmi örgütken deyik, toluhmasıdı. Kildi Kur'an, yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın vasıtaları, Cibril'in vasıtaları bilen Allah'ın özünü bergen keyfiyeti de Araplarga ihfanı, idgamını bu Kur'an örgütti. Aslında idgam, ihfa eti var verin. Aslında idgam, ihfa, ihlaplar bu Arapların dilinde bari idi. Onu toluğunu, kamilini nima qibirdi? Qur'on qibirdi. Payg'ambar alayhissalatu vasallamning og'izlaridan sahobalar o'rgandilar. Xuddi shunday birodarimiz so'rab turgan ihfo qoidalarida ham nima qilindi? Tanvin yoki nun o'sha sif za sana kam jada shaxsan qad sama kalimalarda to'plangan 15 ihfo harflardan biriga yo'liqqan paytida yashirdilar. Uni yashirib o'qdilar. Bildirmadilar. Ya'ni an salatihim mas allazina hum an salatihim de masalan bu yerda qarang an demadim an de yo'g'on o'qidim nega tanvin va sukundan keyin ihfo harflardan keyin kelgan harfga qaraldi agar o'sha harflardan biri yo'g'on bo'lsa ya'ni sot kabi unda nima qilindi uni ihfosidagi e'tibor bering ihfosi qalin qilindi deydi ko'p talabalarimiz unaqa emas uni ihfosidagi g'unna burundan keladigan g'unna qalin qilindi. Natijada allazina hum an salatihim desangiz bu to'liq ihfodagi g'unna qalinligi bo'lmaydi. Xato emas, lekin tajvid urfida xato bu. Nima qilinadi? Allazina hum an salatihim sahun. Endi qarang, in kuntumga qarasangiz ingichka in kuntum sodiqin بما أنزل إليك وما أنزل
nünni nimaga zani chiqadigan joyga yechilganligim uchun zani hidi kelyapti. Ya'ni zani sifati bor. Bima uzatib turamanki eshiting deya. Z degan narsani telefonlarimizdagi vibratsiya deb qo'yadi-yu. Aslida o'lmas, u telefon yo'q edi, bilasiz, u paytida. Uni yana qoida qo'ymang, faqat tushuntirish uchun aytayapman. Bima bazı qorlarimiz nima deydi? Bima unzila ilayka va ma unzila. U xato. Bunday emas. To'lig'i bunday bo'ladi. Bima eshitdingiz? Ziz deyapti. Agar shu yerda un desam bo'lmaydi. Yoki o desam bo'lmaydi. U desam bo'lmaydi. Yo'q. Bima unzila ilayka va ma unzila min qablik. Qofni qarang. Qof yo'g'on bo'lganiga min qablik. Bu yerda min qablik bo'lmaydi. Mumkin emas u. Nega bu qof yo'g'on? Bu yerda ixfodagi, demak, g'unna yo'g'on bo'lishi kerak. Ixfodagi, demak, qoidalarda mana shu shaklda ixfo qilinsa, bu endi foyda bo'lishi uchun aytdik. Asl bu kishini so'raganliklari ixfo o'rnida ixfo qilmasdan, ya'ni nunni o'sha harfni chiqadigan joyiga yashirmasdan izhor qilib o'qib ketsa, nima bo'ladi ma'no deyaptilar. Ma'no buzilmaydi. Biri shunday o'qiyotgan bo'lsa, indamasdan namozni o'qib ketaverasiz. İhfa qilmadingiz, namozingiz habata bo'ldi degan gap emas. Hozir yigitlarimiz, Alloh rozi bo'lsin, yoshlarimiz tajvidga qiziqayapti-da, bir imomimiz endi unutib, to'g'ri bizda vaqtida eskida madrasalarda o'qilganda tajvidga u holatda ahamiyat bermagan paytlari bo'lgan bo'lishi mungkin. Ey imomimiz ihfo qilmaydi, bima unzila ilayka va ma unzila min qablika deb aytdi deya, ixtido qilmaymiz deydi. Bu xato, unaqa emas. Ma'no buzilmaydi. Ma'no buzilmaydigan joyda imomni ayblamaysiz. To'g'ri, u qachon tajvid urfida ayb sanaladi. Bir ustozga o'qib berib, uni ijozatini yoki u ustozdan dars ilm olib, uni omonatini ko'tarayotgan paytingizda ustoz sizni o'sha ixfo o'rningizda izhoringizni qabul qilmaydi. Yo'q deysiz. Agar biri kelib, masalan, menga ijozaga o'qib beraman desa-da, o'sha joyini aynan ixfolarda izhor qiladigan bo'lsa, mutlaqo ijoza berilmaydi. Bitta joyda bo'lsa ham, hatto Qur'on bo'yida bütün Kur'an'da bitta joyda bo'lsa ham izhor o'qiyman desa yo'q deyiladi. Quvvorladi uni. Yo'q, sen ijozaga haqli emassan deyiladi. Buni ixfosini ixfo o'rnida qilishing kerak deyiladi. Demak, bu juda ham dolzarb savol, kerakli savol. Bütün masjidlarimizga inshaalloh bu kanal nimalardan iltimos qilamiz, mudirlardan buni alohida kesib qo'ysinlar. Qay joyda, qaysi imom, qaysi qori, qaysi o'quvchi İxfo qilmasdan ketsa, izhor qilib qo'ysa, masalan min sharri desa, min sharri demasin. Min sharri desa, tamam. Qabul. Izhor ma'no buzilmadi-da chunki. Tushunarlimi? Endi qarab turing, ixfoni o'zini izhor qilib ketib yoki izhorni o'zini ham ixfo qilib ketsangiz-chi, unda ham ma'no buzilmaydi, bo'laveradi. Masalan, izhorimiz bor joylarda masalan, min xoyrin deyilgan paytda min xoyr desa tamam. Hiç. Ve amenahum min khaufta mesela. Ve amenahum min khauf. Degen orunda buldu. Secde kısın, rükuge ketsin, namazı caizdir. Siz etmen ki, siz izhar orunda ihfak koydunuz. Haraka namaz batıl buldu demek. O caizlerde demek. O orunlarda ne bularken? Mana buzulmasaken. Bunga ihtiyat bulaylik. Aynı şey savalını soruyken. O şey internet olmaklarda giyitlerimiz, yaşlarımız kub. İmamlarına rahim kısınlar. Haklarına dua kısın. Endi to'g'ri, hozirgi kunda aynan biz kelib qolganimizdan buyog'iga ko'cha-ko'yda savol shu, yoshlarning savoli. Mashalloh, imomlardan shikoyat. Endi aksari masjid imomlaridan shikoyat. Nimaga? Tajvidlari noboq, nosozligidan. Inshaalloh mana kelajak kunlarimiz yana xayr bo'lib kelmoqda. Mana kecha qanday tadbirlar o'tdi, dunyo biz yig'lab ko'rdik o'zimiz. Albatta, har biringiz ko'rdingiz. Aynan butun o'sha davlat boshimiz, butun rahbarlarga dünya qoil qolib, o'sha kelganlar aynan haligi ko'cha tilda aytgan yig'lab ketdi. O'sha alhamdulillah yaxshiliklar bo'lyapti. Hali buni inshaalloh bu tadbirlarda yaxshiligi rahmati elimizga ko'plab bo'ladi inshaalloh. Va yaqin kunlarda imomlarning ham tilovatlari, mana muftiy hazratni o'zlarini buyruqlari bor. Tilovatlar to'g'rilansin degan buyruqlari inshaalloh biz sekin-astalik bilan ularni ustidan ishlayapmiz. İmamlarımız hem en güzel tilavatta inşallah bulup, Hudu Allah'sa hemen gizin her bir imam kuantur uçurlarından bulan Allah'ın izniyle.